Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün size yapıyorum. Futbol Manager 2024'te Sevilla kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın kırmızı hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. video beni beğenip bize destek olabilirsiniz. Evet futbol gündeminde bugün bu videonun yayınlandığı gün Türkiye'nin maçı var. Gün içerisinde zaten gündüz yayınlanacağım bu videoyu. Akşama maç var. Bakalım maçta ne olacak hedefimiz. Umarım temennimiz finale kadar çıkıp bu kupayı almak ve finalde ceza aldığımız Bozkurt. Bunu siyasette karıştırmam çünkü siyasetten daha önce onu da yapmalarını isterdim. Yani finale çıkıp o kupayı alıp hep beraber. Herkese versin cezayı. Çünkü Jude Bellingham Adam şöyle yapıyor kendi şeyinin dalganın oraya ona ve bir maç da para çeviriyorlar. Yani bu demek oluyor ki şöyle bir şey oluyor. Futbolda büyük kulüpler hep yukarıda tutarlar ya bunlardan kazanç sağladıkları için ya da bir şey sağladıkları için. E, milli takımda da öyle ya. E, paran varsa zengin kulüpler yukarılarda yani öyle bir şeylik var yani. Ki maç vermeler çok saçma yani. Jude Bellingham gibi bir şey yapmadı yani. Banyeri yeri finalinde Real Madrid'de oynayacağız. Sizler ne düşünüyorsunuz bunu da yorumlarda tartış tartışalım yani konuşalım yani. Asistan gönder diyelim şuna. Bence o iki maç ceza olayı çok saçma. Bakalım yarın maçı izleyip göreceğiz. Yarın tam da ben akşam işe gideceğim. <laughs> Devre arasında bir ihtimal hemen erkenden otele geçip orada e, izleyeceğim maçı bir ihtimal. Çünkü yoldan maç izleyemem. Umarım güzel bir maç olur da Hollanda'yı deviririz. Ondan sonra bunlara güzel bir cevap veririz. Yani Merihi Kesmekle olmazmış. Yani enes Ünal o da sakat. Keşke o da sakatlanmasaydı. Bir forvetsiz çok yani çok sıkıntı yaşıyor fark ettiyseniz geçen. Öyle bir goller kaçtı ki. Forvetsiz neler olduğunu görüyorsunuz zaten. Buraya kadar forvetsiz geldik. Bir de enes Ünal olsaydı belki de daha farklı olabilirdi. Ya da bir forvet olsaydı daha farklı şeyler olabilirdi. Bitirici bir forvet. Milli takımı uçururdu. Bakalım Galatasaray Inter karşısında. Ee, son şampiyon Şampiyonlar Ligi bak bu ne ha playoff eşleşmesiymiş i̇lk, ilk, maçlar oynandı. Biz burada muhabbet ederken maça doğru da geldik sanırsam. Yönetim ve taraftar muhalifiyet bekliyor. Yani sen bu maçı kazanamasın diyor. Ee, bakalım ne olacak bu arada Fenerbahçe 2-0 Monaco'yu yeniyor. Dortmund'da gol sesi çıkmıyor. Şimdi geldik maça. Kupada. Hiç fikstür falan göstermedi ama neyse ondan sonra unutmasak bakarız. Sucuç Bilal bir kadroya bakıp geliyorum. Şöyle bir baktım da zaten otos için verdi kadro iyi yani çünkü değişiklik yapmayı düşünsem de vahiy çok e, kondisyon sıkıntısı var ve baya enerji düşük. Şu sol tarafa anlaşmamın sebebi Rogo'dan dolayı baya maaş istiyordu ama biz baya indirmeye başardık. Bir oyuncu da kadro dışı çık bırakmıştık galiba ya da kiralık gönderdim sanırsam onu e, emin değilim şu anda. Şimdi maçı yani takımı bildir diyelim ve maça doğru gidelim. Evet maç öncesi Aslan'ın dediği şeyi yumruğu sıkarak söylemiyoruz. Yes yok diyoruz. Ve birçok kişi etkilendi ama tam da etkilenmiş etkilenmemiş olabilir. Real Madrid ve bizim kaldı o Edric bir ara bizi dağıtmıştı. 11 tane golü var 5 asisti varmış. Bizim mira bakacak olsak 25 golü bir asisti var. Bu neye göre bakılıyor bilmiyorum ama en golcü oyuncu bizde aslında. Ee, neyse başlama vuruşu diyelim bunları atlayalım. Ve oyuncu asisten başarabilsin çocuklar diyelim. Hay bakalım. Duran top. Kavavinga. Kavavinga şimdilik. Hadi bakalım. Ha bir dakika. Bizim oyuncular değilmiş. Ben de diyorum bir gariplik var. Güzel. Atak şansı. Rafamir. Rafamir. Rafamir gidiyor. Rogo, Rogo da değil ama tam adı. verdi. Mir. Çok büyük bir pas atası Mir'den. Diaby geliyor. Real Realmatik atakta. Ceza sahası için Edric golünü atıyor ve 1-0 öne geçiyor Mirin büyük bir hatası golle sonuçlanıyor ve tekrar izlemeye gerek yok. Başarısız çocuklar diyelim. Şimdi korner Diaby ortası ve ikinci gol diyoruz. Evet buradan şöyle yapıyoruz ya da yapmayacağım ya. Direkt sonuca gidecektim ama gitmeyeceğim hadi. Yine bir korner dakika 30 Diaby ortasını yaptı ve uzaklaştırdık gibi derken ceza sahası içi ve gol. Yani şu, bizim takım iyi o takım ama niyeyse Kalecimiz de iyi olması rağmen golleri takır takır yiyoruz. Resmen bugün bir hezimet yaşıyoruz ve maça direksimle diyorum. Yani beklemeye gerek yok. Yapacak hiçbir şey yok. 3-0 bitiyor. <laughs> Gol bile atamıyoruz. Ee, ve Arda Güler ayak bileği falan yapacak bir şey yok. Şuna asistan sorumluluk yetki ver. Kardeş uğraşmayacağım. Basın toplantısında uğraşmak istemiyorum. Devam. Ligde 8. sırada bulunan Alaves karşısına bakalım ne olacak. İlk 11'imiz bu şekilde ve forvete Chris Ye geliş ya da kriz diyelim biz buna. kriz var ve Kris'i biz en son 18 bin lira almıştık ve iki maç oynamış daha golü yok. Bakalım ne olacak Regula beraber maçı sümül edeceğim tabii ki. Bakalım neler olacak. Alaves karşısında 2-1 kaybediyoruz. Tek gol Regula'dan geliyor. iki gol Blanco atıyor ve kalecimiz dakika 9'da sakatlanmış yerine geçen kaleci e, Foster'mış galiba. Diğer bir bizim ikinci bir kalecimiz de gripten dolayı sakattı. Vahiy de bu maçta gripten dolayı oynayamıyordu. Ve üçüncü kalecimiz kaleye geçmesi sonucu 2-1 maçı kaybettik galiba. Evet yavaş yavaş lig şampiyonu da gitmeye başladı. Bilek Çatla, Gasperina 3-4 hafta uzman doktora göndersek biraz düşüyor gibi. E, sürpriz Alvesi'nin gizli harfta menajer sorgulamaya başladı diyor. Son zamanlarda sakatlıklardan dolayı 2 maç kaybettik ama şur yeni gelen oyuncu sol kanata yeni bir oyuncu aldık. Onun maaşından dolayı mı etkilendi takım bilmiyorum ama 4 maç mağlup olduk gördüğünüz üzere. Hadi Real Madrid'i geçsek de şurada Arsenal'da geçmemek lazım. Yani Şampiyonlar Ligi'ndeyiz sonuçta. Bakalım devam. Fenerbahçe tur atlıyor gördüğünüzde Galatasaray'ın ne yaptığı bilmiyorum. Elemelerde gördüğünüz gibi dört nokta tur atlıyor Bayern Münih ilk maçım emin değilim. Bu arada maça doğru giderken Galatasaray maçı da denk geldi ama maç bizi de aynı zamana denk geliyor. Hızlı seçim diyelim ve Foster kalede Mir ileride Rego solda. Şöyle bakacak olursak Eibar ligde 17 sırada ve maçı simüle ediyoruz. Hadi bakalım. Eibar karşısında evimizde 5-0 kazanıyoruz. Bir tane golü penaltıdan kaçırmışız dakika 29'da. Maçın adamı Nian olmuş defansa. Onun dışında oyuncular bu şekilde. Şimdi maç özetini izleyelim. İlk pozisyon bu şekilde gerçekleşmiş. Rego'yu içeri vermiş. Mir de topu ağlarla buluşturuyor. Dakika 21'de 1-0 öne geçiyoruz. Nian Roşu güzel bir pas. Rugu atıyor ve 2-0 öne geçiyor takım. Lumbo ortasını yapıyor. Nianzui kafayla vuruyor. Ee, ve Arda Güler direkte patladı. Dönen topu Bilal tamamladı. Sonra kafalardan seken top. Danek ceza sahası içi ve topu al alalı buluşturuyor. Beş golda farklı futbolculardan gelmiş. Şunu izle diyerekten tekrardan şu kaçan penaltıyı merak ediyorum. Nasıl kaçırmış? Oyuncu top, penaltıyı mir. Kaleci kurtarmış. Galatasaray-Romance'da Inter'e 90 artı 1'de Dimarco'nun Dimarco golüyle ee, 1-0 yenilerek veda ediyor turnuvaya gördüğünüz üzere. Ligde 7. sırada bulunan Girona karşısına bakalım neler neler olacak. Pedrosa gördüğünüz üzere o da bir sakatlık. 10-14 gün gibi uzun bir süre sahalarda olmayacak. 12-14'tü galiba öyle bir şey. Şimdi Ah e, Mert, Ah sahalarda olacak. İlk, belki de ilk maçına çıkacak. Bir bakalım be. Aynen ilk maçı gözüküyor. Daha önce birkaç maçı çıkmış ama Burada ilk maç olacak gibi. Rögu solda vahiy forvette tamam. İlk 11'imiz hazır gibi. Maçı simüle edelim. Bakalım. Jirino 67'de 1-0 yediğimiz golle kaybediyoruz. Ve takımda kimse mutlu yani kimse oynamamış. Jirino'ya ye da yeniliyoruz. Barcelona liderliğe oturdu. Ee, bilmiyorum. Jirino boyu neydi? Sevil falan falan. Ee, Rögu'yu dinlenmesini önermeyeceğim. Arif'ten menajerliği sorgulanmaya başladı. Real Madrid Rövanşı'nda mağlubiyet istiyor. Yani yönetim ve taraftar mağlubiyeti alına, alışmış zaten. Yani ondan dolayı şuradan fazla lafı uzatmaya gerek yok diyorum da ben bastıkça da ilerlese bir güzel olacaktı açıkçası. Sadece önümüzdeki maç hızlı seçim diyelim. Ve buradan maçı simüle edelim. Edelim ya ucum ağırlıklı. Hadi bakalım. Evimizde Real Madrid 1-0 Bilal'in golüyle yeniyoruz ama o yenmek yetmiyor tabii ki de. Yarı final fizyoterapiste gönderelim. Pinti kardeş ne oluyor ya? bir şey diyeceğim. Garip bir şekilde takımda birçok kişi sakatlanıyor. Büyük ihtimal onun sorumlusu bu takvimdeki antrenman maçlarının olduğunu düşünüyorum. Bakın bunlar antrenman maçları koyuyor neredeyse. Yani antrenman maçları e, YouTube'da izlediğim videoda tavsiye edilmiyor ama ben hiç ellemiyorum bunlara. Bu antrenman maçları bizi bitiriyor gibi. Ben bunları bir değiştireceğim yani onlara şöyle bir şey yapacağım. Neredeydi? Yani Ikiye bir sakatlıktan yani saçma sapan şekilde sakatlanıyoruz fırsat yaratma buradan da tekniğe gelelim gol çalışması en azından e, gol çalışmasında belki gol bulmaya yani gol buluruz bir ihtimal gol bulmaya çalışırız gol buluruz gibi gibi e, şöyle hatta bir tane daha gol çalışması Evet Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimini bakalım rakibimiz kim olacak devam diyoruz. Fenerbahçe'nin rakibi Chelsea oluyor. Leipzig'in rakibi Liverpool oluyor. Bayern'ın rakibi City oluyor. Bayern 04'ün rakibi Paris oluyor. Inter'in rakibi Napoli oluyor. Dortmund'un rakibi Sevilla oluyor. Aslında güzel kura çektik galiba. Arsenal bize gelmedi. Ee, Milan'da Real Madrid'le karşı karşıya gelecek. Tabi burada Fenerbahçe karşılaşmak isterdim. Ee, biraz kolay lokma olabilirdi. Leipzig de olabilirdi. Sonrasında Bayer 04 eski takımım o kolay lokma olmayabilirdi. Geç hepsi güçlü yani takımlar bakalım ne olacak. Son 16'da rakibimiz Dortmund olacak. İlk maçımız Deplasman'da galiba. Hadi bakalım. Evet Şampiyonlar Ligi'ni vermemişim aslında ama bası toplantısına katılalım. Şöyle hızlı bir şekilde, olumlu bir şekilde konuşalım. Evet bitti. Ve aynı şey olacak sandım. Şampiyonlar Ligi'nden son 16'da rakibimiz Dortmund deplasmanına doğru giderken bakalım neler olacak. Ligde şu anda gördüğünüz üzere 58 59 64 puan gerisindeyiz. Barcelona'nın en son maçını da berabere kaldılar ve şu anda şampiyonluk yarışında üçümüz de yani şampiyon olma şansı var 3 takımında. Şimdi takım seçimi diyelim. Hızlı seçim diyelim. Ve buradan hucum ağırlıklı değil de pozitif futbolla oynayacağım. Hucum ağırlıklı çıkıkta da bu maçı kaybetmeye Mesela dengeli de oynayabiliriz ama bilmiyorum. Keita, Bilal, şöyle bakıyorum. Lumbo. Lumbo'su Arda nerede? Arda'm nerede benim? Arda cezalıymış. Sonraki maçta cezalı. Yani bu maçta anlaşılan cezalı. Arda Gasperina sakatlıktan geri dönmüş. Tam dönmemiş ama Lombor'da oynar ya. Şöyle bakıyorum da Lombor'un yerinde kim oynar? Chris oynar gibi, Roche oynar gibi duruma göre değişiriz. Vahiy de sıkıntılı. Mir burada mı? Mir de burada. Hadi bakalım takımı bildir diyelim. Maça doğru çıkalım ve bakalım neler olacak. Bak şu anki tura geçersek bölümü noktalarız zaten kaybedecek hiçbir şey falan bir şey aslında dediğimizde hiç demesek miydi ne tünelde olumlu bir şekilde konuşup sağa çıkıyoruz başlama vuruşu demeden ilk kombiler ekranlara geldi Dortmund'un gördüğünüz üzere ve burada başlama vuruşu diyorum ve burada atla diyoruz ve başlamışsınız çocuklar diyerekten bekliyoruz pozisyonları Korner Dortmund adına gerçekleşti ve hala pozisyon devam ediyor. Ceza sahasına girme çabaları Lumbo aldı. Sakaratan Lumbo. Vahiy. Vahiy Suciş. sakarata tekrar döndü. Lumbo. Lumbo gidiyor. Şimdi verdi pası karmona Bilal ceza sahası içiydi. Rogu vurdu ve dışarı gitti. Şimdi taş atışı. Büyük bir pas hatası ve top bizdeymiş. Offside mı? Değil hala devam ediyor. Hadi bakalım. Suciş büyük bir pas hatası. Sucic topu kaybetti. Keita kayarak müdahale etse de top hala rakipte. Şimdi ceza sahasına doğru orta. Bizim oyuncu müdahalesini yapsa da top ağlara giriyor. Cuk diye oturuyor. Ağzını kırdım. Simlendikçe var ya küfür edesim geliyor ya. Hadi bakalım. Buyurun buradan yani cenaze namazına. Başarısız çocuk. Kostasörsünü kaybetmeyin. Daha çok çabalayın. Duran top. Savio. Savio, Ortası ve Süle. Kalecimiz çıkardı. Kalecimiz Galatasaray kalecimiz oynayan sakatlanmasaydı iyiydi. Şimdilik çivdik bakalım neler olacak ve içeride bir penaltı mı? Ya öyle bir şey yokmuş. Ee, hadi bakalım atak şansı bizim adımıza gerçekleşecek gibi. Keita ve pas hatası. Tekrar atak şansı Dortmund adına topu aldık ve kaybettik ve güzel top bizde. Hadi 1-0'ı geri kazanırız. Yani kazanırız burada. Carmona. Lumbo. Geriye döndü. Hadi bakalım. Bilal. Uzun top. Regu. Ve hayır ya Regu ya. O kadar para verdik sana ya. Şu paranın de şeyini ver ya. Hakkını ver. Hakkını. Hakkını ver diyordu ya. Kit reklam vardı bir tane. Hakkını ver arabanın diyordu. Hadi bakalım. Hakkını ver şu paranın ya. Ulan bizim tarafmış. Benden ne güzel hata çıktık sanıyordum. Aa, kamera açılar öyle bir değişiyor ki. Lumbo. Hadi bakalım Lumbo apa müdahale. Şimdi atak şansı rakip takım adına gerçekleşecek gibi. Biz ikinler alırsa biz de hata çıkabiliriz gibi. Bakalım bir pas hatası yapacaklar mı? Yaptılar. Yapmadılar. Yaptılar ama geri aldılar. Hatayı telafi ettiler hızlı bir şekilde. Bizim ikinler olsa telafi edemezdi derken Rüko araya girdi. Rüko aradan Suciş ver pası. Ver pası Suciş. işte bu be. Vermedi pası ama yine de gol atıyor. Dakik 34 1-1 oluyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda. Burada Rego araya girdi. Pasını verdi. Suciş burada bir pas daha verse iş işte tıkırdaydı ama topu orada kaybetse de geri alıp topu al ala buluşturuyor. Dakika 34. E, Konstantasyonu kaybetti. E, çocuklar diyerekten övelim bence. 45 artı bir korner vuruşu ve tabi Rodriguez yapıştırıyor. Hiç hocam inceleme inceleme yapmaya gerek yok. Fal yoktur bir şey yoktur orada. Golü atmışlardır. Gol geçerli gördüğünüz üzere. Rakip cezada paslaşarak gir talimatı ekleyelim hadi bakalım ve gol yedik ee, bir şey dememize gerek yok. Sol kanattan 45 artı 1'de bir atak şansı bizim adımıza gerçekleşiyor. Rego verdi pası Keita. Keita vurdu ve gol geldi. İnanılmaz bir ilk yarı yaşanıyor resmen. Yani ben gol yiyince moralim bozulmuştu ama Fontan öyle bir koştu ki yani ekranda atak devam ediyordu. ya yani etmez diye düşünmüştüm. Pause tuşuna da basmıştım. Kaydımı durdurmuştum. Sonrasında geri çalıştırdım ki çünkü gol olabilirdi. ihtimali doğdu. Ve Keita e topu alala ala buluşturuyor. Ee, ve ilk yarı 2-2 skorla soyunma odasına gidiyoruz. Rakip kaçtı. Biz kovaladık resmen gördüğünüz üzere. Ee, hadi bakalım. Böyle devam edin. Böyle devam edin. Pas pek olsun. yumruğu sıksak. Yani sıktırmıyorum. Böyle devam edin. Çok memnun oldular. Güzel. Hadi bakalım. Konsolosluğu kaybetmeyin. 4 oyuncu değişikliği birden yapıyorum ve bir tanesi sakatlama ihtimaline karşı bırakayım bence risk almayayım. Gördüğünüz gibi Mir Mirinkovic buraya girdi. Chrisimiz de burada Mir forvet'e giriyor ve defansa da Pupil oyuna girecek. Takım konuşması yapalım. Cumhurbaşkanı sıksak hadi bakalım sakin bir şekilde motive ettik devam. Duran top. Pupil. Hadi be. Ne oldu orada? Tam da pausaya yeni basmıştım. 90 artı 2 maç bitti yani. Burada bir pozisyon göstermedi. İlk yarı zaten maçı bitirmişiz. İkinci yarı hiçbir şey olmadı. Oyuna giren oyunculardan da e, bir fayda göremedik gibi. Mir e, tabi tabii vahiye göre oynasın. Yani ikinci yarı bir şey olmadı açıkçası. Aslan dediğini diyerekten ikinci maça doğru gidelim bakalım. Ravanştan ileri olacak. Hep beraber göreceğiz. Neozoy dinleme önermeyelim. Hadi bakalım ne yetişemedi. Ha Dortmund taraftar yetişemedi falan bir şeyler diyorlar. Devam. Dortmund maç öncesi e, ligde Vigo'ya karşı oynayacağız. 9. sırada simüle tabii ki de. Kadro bu şekilde. Biraz vahinin oynay kondisyon testinin yani biraz maç yapması gerekiyor. Maç eksiği var. Aynı şekilde Gasperini de oto seçim bunu alınca ufak sakatlığı var ama ona rağmen aldı. Biraz yedek ağırlıklı bir kadro olarak çıkıyorum çünkü Dortmund'a saklıyorum kendi e, az kadroyu. Ve bazılarda maç şansı bularak eksiklerini kapatsın diyoruz. 3-2 Vigo karşısında kaybediyoruz tabii ki de. E, gördüğünüz üzere maçın özetini izlemeye geçmeyeceğim tabii ki. Ligde şampiyonluk gitti artık. Onu söyleyeyim yani bu saatten sonra Dortmund e, veya şey ne Dortmund'u e, gelikte Real Madrid'de Barcelona o buradan o şampiyonu verirlerse gerizik da diyorum. Bunu da söyleyeyim yani. aklıma en gelebilecek küfürsüz bu geldi. Vigo Sevilla afallattı diyor. Arta menajeri sorgu, Sorgular lan. Al, sen mi sorgulayacaksın benim menajerliğimi? Şampiyonlar Ligi öncesinde e, sorulan saçma soruya bak. Yani ben bu futbolcu bir de 134 yüze almam ki yani. Bu oyuncu tüm takımda ya falan can atıyormuş. Ya yani ben hiç can atmıyorum yani. Çok saçma bir basın toplantısı geçmiş yani hızlı hızlı basınca. Hadi bakalım. Şöyle bakıyoruz ki Real Madrid tur atlıyor. Uzatmalarda Paris tur atlıyor. Uzatmalarda City tur atlıyor. Ve 2-1 burada kim atladı? United atlamış. Anlaşılan devam. İlk 11'imiz demir gibi hazır. Hadi bakalım şu maçı kazanalım. Hucum ağırlıklı değil pozitif futbol ve takımı bildir diyoruz ve sağa doğru çıkalım. E, maça git diyelim. Takımlar ısınıyor diyor. Şöyle soyunma odası diyoruz. Aslan dediğini diyerekten yumru sıktık ama yanlış mı konuştuk emin değilim ama Sevilla ilk 11 e ekranlara geliyor ama şu e, bizim 11 önemli değil ama Gasparini olsun, Vahiy olsun hazır. Önceki maçta yenilgi yaramış yani ikisini hazır hale getirdi. E, bu şekilde de rakip takım hazır. Bunları yenip artık Adımızı son 8'e yazdıralım. Hadi bakalım. Başa çocuklar diyoruz. Koner. Arda yaptı Nianzui. Olmadı be. Arda'nın milli takımdaki ortası ve Semih'in yok Merih'in kafasıyla Nianzui'nin hemen hemen yakında ama olmadı işte. 3 mu golde geçen duran toplardan gelmişti. Hareketli toplardan 3 tane gol kaçmıştı zaten. E ee, 3'ünde de Barış Alper vardı. Bir forvet olsaydı neler olurdu? Hep beraber çok merak ediyorum açıkçası. Forvetsiz bayağı gittik deyirken Vahi aldı, attı. 1-0 öne geçiyoruz. Dakika 26. Pozisyon incelenmiyor, incelenmiyor. Güzel. Burada rakip takım büyük bir hata yaptı. O hata çok büyük bir pahalıya mal oldu. Vahi aldı ve attı. Görüyorsunuz. Hata yapanı Vahi cezasını kesiyor. Konsantrasyonu kaybetmeyin beyler. İlk yarıda başka bir pozisyon olmadan maçı soyma odasına galibiyetle taşıyoruz. Evimizde zaten yumruğu sıkarsam asistan dediğini diyebiliyorum ama memnun olan az kişi ya. Geçenki maça göre bu sefer kimseyi memnun edemedik. Konsantrasyonu kaybetmeyin diyelim o zaman. Duran top, Rodriguez ve direkt gol yedik ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bakın pozisyona geç başmış baş baş olabilirim ama size tekrar pozisyonu izleteyim. Bakın direkt tak tak yani hiçbir şey yapmadı kimse. Kimse hiçbir şey yapmadı. Adamlar rahat bir şekilde drone toptan golü attılar. Drone top Arda Güler ortasını yaptı. Nianzo'yu tekrar Arda'ya. Arda, Arda Nianzo'yu ceza sahasına ve Pedrosa. Ne gol attı ama Pedrosa. Mükemmel bir gol. Ceza sahası dışından geldi sanırım. Nianzo'yu Arda. Burada Arda verdi pasını. Nianzo'yu geriye verdi. Keita verdi. Pedrosa ceza sahasının dışından 90 asıyor resmen. Süpersiniz çocuklar. Şimdi daha çok kontrol süresi, Yani kaybetmeyin şu kontrol süresini. Ve sakat oyuncumuz var. Kapote. Hadi bakalım. Dakika 64. Nianzo'yu. Carmona. Hadi bakalım top içeri vahi vurdu ve top ağlarda. Pozisyon inceleniyor. Hadi hocam ver golü geç. Ver 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 ver. Gol iptal edildi ya. Ağzını kırayım. Nasıl offside'e düştün? Yani çok güzel bir toptu. Ee, hocam offside'e düştüğünü öyle bir göstermiyor ki. Yani açı yok. Bizi kandırıyorlar. Oyuncu değişikliği yapıyoruz. Tabii ki de suca çünkü yorulduğu için yerine Miran Koviç alıyoruz. Hadi bakalım. Yani yorulduğundan değil de bir ufak bir sakatlığı var. Şimdi 75 oldu. Bir pause yapalım. Gördüğünüz üzere 5 oyuncu değişikliğini de birden yapmış bulunmaktayız. Ee, çıkın. E, fark yaratın diyelim. E, hadi bakalım. Hadi bakalım. Dakika 85. Chris. Chris. Baktı ortasını yaptı. Top sekti Lumbo. Chris'e tekrar Chris. Ve Lumbo ve top alarda. Haydi bakalım. Son 8'e kalıyoruz. Haydi bakalım. Burada gördüğünüz gibi Chris oyuna girdi. Ortasını yaptı. Orada biri müdahale etti. Lumbo tekrar Chris'e. Chris, e. Chris içeri öyle bir top attı ki. Aslında kaleye şut çekmiş. Lumbo şut kaleciden dönen topu. Lumbo şut çekiyor. Ama sanki bir oyuncuya çarparak topa da buluşuyor. Rakip takımda korner ama çok kötü bir korner kullandılar. Ve topu biz alıyoruz. Lu çok güzel. Chris ile kontrol ataktayız. Hadi bakalım. Ve penaltı mı? Chris ceza içinde düşürüldü. 88. dakika maç sonradan fena bir şekilde açıldı. Penaltı yok dedi hoca. Ve bir dakika süpersiniz çocuklar diyeyim. Ve büyük bir hata. Yani ben bir şeylere bakarken gol geldi yani. Büyük bir hata. Dakika 90. Dortmund resmen dağıldı. Burada Bro ve topu kaybetti. Yani Dortmund bunu bir değil iki kere yaptı yani bu hataları. 90. dakika. E, fena bir şekilde eziyoruz. Carmona. Böyle bir maç kimse beklemiyordu. Dağıldılar resmen. içeri. Kriz. Ve bir gol daha geliyordu resmen. 5-1 olacaktı. Ama olmadı. Ve maç bitiyor. Turnuvada sonraki turu atlıyoruz. Vahiyin sayılmayan golü var. Ve Vahiy büyük ihtimal maçın adamı olmuş olabilir mi? E, evet. Vahiy maçın adamı olmuş. Soyunma odasına diyelim. Aferin beyler. Galibet alacaksan işte böyle alacaksın diyelim. Herkesi motive edelim kardeş yani. 4-1 yermişiz Dortmund'u dağıtmışız resmen. Fenerbahçe turnuvaya veda ediyor. Uzatmalarda Liverpool tur atlıyor. Inter tur atlıyor. Bakalım rakibimiz kim olacak. Onu öğrenelim ve bölüme noktalayalım. Hadi bakalım. Şöyle devam devam. Son 16'yı kazandı. Acaba ne diyorlar burada? Sevilla ikinci maçta Dortmund'u karşısına bayram ediyor. Hizmete uğrattı demiyor ya. Bazen biz saçmalıklar saçmalıyor. Hizmete uğrattık resmen. Bu arada Regomuz, Joe Regomuz'da bir hafta sakatlığı var. Hadi bakalım. Herkes benden şüphe ederken ben sonraki turdayım. Şampiyonlar Ligi'nde iyi gidiyoruz bari. Basın toplantısına katılalım. Şöyle olumlu bir şekilde. Ne diyor? Sevilla bir sonraki yaşasın hangi takımla olmasını istersiniz diyor. Bak burada ne yapalım biliyorum. Ben ne kimi dersem kesin o çıkar. O zaman Leipzig diyelim. Leipzig mi Napoli Napoli de olabilir Leipzig de olabilir Leipzig alalım ya Leipzig'le turnuvayı kazanmak istiyoruz diyoruz Leipzig dedik yapay zeka kesin yani güçlü birini seçersem güçlü birini verir gibi sürpriz yaşanmadı mı diyor son 16'da hadi bakalım rakibimiz kim oldu eşit şey mi çekildi kural çekildi mi nerede hani hadi bakalım rakibimizi bekliyoruz burada ee, Granada ligde 15. sırada ve Barcelona geliyor. Barcelona'yı tabi bir sonraki bölüme saklayacağım. Bir sonraki haftaya. Ee, ve bir sonraki hafta neler olur bakacağız bakalım. Hem fikir olalım. Şunları bir uyaralım. Şunu omzuna dokunalım. Özgüveni artmış. Güzel devam. Maalesef bir rakibimizi öğrenemeyeceğiz çünkü Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri Barcelona maçından sonra gerçekleşeceği için öğrenemeyeceğiz. Ligde 15 sırada yer alan Granada karşısında maçı simüle ediyoruz ve bakalım Granada karşısında neler olacak? Hep beraber göreceğiz. 3-1 kazanıyoruz. Ee, gördüğünüz üzere maçın özetini izleyelim ve bölümü noktalayalım. Ee, bölüm bölüm. Ve bu arada maçta bayağı sayılmayan goller olmuş. Ve Lumbo topu alala buluşturuyor. Kaleciye çarparak topu alala buluşuyor. E, Rovaş'a mı? Barcelona maçına yetişecek mi Rovaş'a acaba? Golü de burada yemişiz. 1-1 olmuş dakika 16. Arda Güler penaltıdan atıyor. 2-1 oluyor. Sonrasında skoru belirleyen golü büyük bir hata mı diyelim yoksa biz mi aldı? 3-1 kazanıyoruz gördüğünüz üzere. Vay offside'a çıkmış. Yani 3 kere offside'a Burada nasıl offside'a düşmüş? Anlamadım ki. Keita. Vahiy. Bu olabilir yani. Bir garip bir şey olmuş. Vahiy'nin bir tanesi bile offside'a düşmeyecek halde düşmüş yani. Real Madrid Barcelona kapışmasını El Clasico Real Madrid kazanıyor tabii ki de gördüğünüz üzere. Ve şu anda e, yukarıda biraz Real Matic'i frenlemiş şey Barcelona frenlemiş gibi. Tabi ikimizin de maç eksiği var. Tabi Real Madrid avantajlı şu anda. E, bizim 63 oluyor. Şansımız yok yani. Bizim şampiyonlukta şansımız yok. E, Barcelona yenersek de belki bir ihtimal doğar gibi ama onun dışında pek şansımız yok gibi. Ya da Real Madrid önünü açacağız. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bir kısacıkla kalın. Hoşçakalın.